Dostlar herkese selamlar. Çift U Çiftliği kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle son dönemki yaşantılarımı ve videolarda paylaştığım süreçler hakkında bir özet bilgi, bir özet video paylaşmak istedim açıkçası. Çünkü hani gerçekten takip eden arkadaşlar biliyorlar. Bir şekilde hayatımız çok hızlı değişkenlik göstermeye başladı ve bu değişiklikler kısa süreli olunca açıkçası hani videolarda o tempoya yetişebilmek çok mümkün olmadı videolardaki akış sırası da biraz bozuldu dolayısıyla aramıza yeni katılan dostlar varsa hem onları bilgilendirmek hem de bu son belki 8-10 videomuzu hani düzenli olarak takip edememiş dostlarımız varsa onları bir kısa özet yapmak için bu videoyu çekiyorum az sonra başlıyoruz Evet dostlar hayat da böyle değil mi? Bazen yürürüz yürürüz karşımıza iki yol çıkar. Bakarız acaba oradan mı gitmeliyiz yoksa buradan mı gitmeliyiz. O anki aklımızla, fikrimizle, düşüncelerimizle, hislerimizle yollardan birini seçeriz ve yürümeye başlarız. İnşallah hepimiz için her seçimimiz iyi sonuçlara çıksın diyelim. Güzel insanlara çıksın, güzelliklere çıksın. Hakkımızda hayırlısı olsun dostlar. Şimdi kısa bir özet şeklinde devam edelim dostlar. E ismim Uluç. E karşıya kalayım. Yaklaşık 15 yıl İstanbul'da bir iş deneyiminden sonra artık hani şehirde yaşamayı istemeyişim sebebiyle detaylarını önceki videolarda hep paylaşmıştım bu arada. Hani bunları aralarda söylemeyeyim sürekli. Yani bu anlatacağım tüm hikayeyi geçmiş videolarımızda bulabilirsiniz dostlar. Yaklaşık 15 yıl İstanbul deneyimi sonrasında tekrar İzmir'e gelip İzmir Bergama Kınık bölgesinde bir arazi arayışına girdim. Ve çok şükür yaklaşık 25 dönüm arazi içinde bir eski kerpiç köy evi nasip oldu. 2021 Mayıs sonu itibariyle evi devralmıştık ama satın alma tarihim Kasım 2020 idi. Eve girdikten sonra geçtiğimiz yıl Haziran itibariyle artık tabi tamirat, tadilat süreçleri vesaire hani ciddi yoğun bir dönemin içinde buldum kendimi ve bu dönemi tamamladıktan sonra işte çit işleri oldu. Artık hani köyde bir şeyler ekelim, biçelim, ne yapabiliriz gibi düşünmeye başladık. Bunları düşünürken tabii bir e, pırasa deneyimim oldu o süreçte. İşte pırasalarımızı sonrasında nasıl satacağız, nereye satacağız gibi bir e, şekilde devam etti. Kış döneminin gelmesiyle birlikte artık tabii benim yani e, yani hem evin e, bir şekilde eksikleri anlamında hem de maddi anlamda e, kışa hazırlıksız yakalanmam sebebiyle bir şekilde orada kalamama durumu e, hasıl oldu. Bir şekilde sonrasında ben de İzmir'e ailemin yanına döndüm. Kış döneminde İzmir'deyken neler yaptık? İşte yine takip eden dostlar haberdar oldular zaten süreçlerden. İşte üretmiş olduğumuz pırasalarına satışı olsun. İşte çeşitli zeytin ve zeytin budama eğitimleri olsun. Seyyar satış deneyimleri olsun. Hatta inşaatta amelilik yapmak gibi bir sürecim olsun. Yani bir şekilde kış sürecini de boş geçirmemeye çalıştık. Ve sonrasında işte bir şekilde hayat bizi aldı detaylarını önceki videolarda paylaştığım üzere aldı ve Muğla'ya götürdü. Muğla'da büyük bir zeytinlikte bir hani ne diyelim yönetici tarzında bir pozisyon için çalışmak adına Muğla'ya gitmiştim. Ama bir şekilde istediğimiz gibi olmadı. Bazı detaylar, bazı şartlar işte hani çok tutmadı diyelim sonrasında. Her neyse süreç böyle olunca da Muğladan tekrar İzmir'e geri dönüş oldu. Şu anda İzmir'deyim bu videoyu İzmir'den çekiyorum ama köyde değilim. Şimdi köy planı da şöyle hatta kısaca ondan da bahsedeyim. Şimdi bayrama kadar buradayım inşallah. İzmir merkezde olacağım. Bir 3-5 günü daha burada geçirdikten sonra artık bayram itibariyle inşallah aksilik olmazsa köye geçmeyi planlıyorum. Hatta bayramın birkaç gün sonrasında, bayram bittikten birkaç gün sonrasında da köyde güzel bir ne diyelim bir aktivite olacak. Güzel bir şey olacak. Onu da inşallah paylaşacağız. Buradan kısa spoiler gibi de olsun. Her neyse dostlar dediğim gibi sürecimiz bu şekilde gelişti. Yani artık Muğla'dan İzmir'e döndük. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Böyle kısa bir toparlama videosu olsun istedim. Yani çünkü gerçekten çok karışmıştı videolar. Kusura bakmayın bu arada. Çünkü akış da karıştı açıkçası. Yani Muğla'ya gidince orada çok fazla video çekemedik. İşte bu süreçte benim köyden kalan bazı eski videolarım vardı. O eski videolarımı paylaşmak istiyordum. Özellikle bu zeytinle ilgili olanlar benim için güzel videolardı bir şekilde onları paylaşmak istiyordum onları paylaşamamıştım öyle asıl birazcık zorladı bizi bu süreç ama şimdi inşallah artık hayat birazcık daha düzene girecek köyümüzde biraz daha stabil bir hayata oturacağız ve orada inşallah hem video paylaşımları anlamında hem bir şekilde sohbetlerimiz anlamında daha güzel tekrar videolar yapacağız dostlar az önce bahsetmek istediğim bir konu vardı onu da atlamışım şimdi kalkınca fark ettim ...ondan da kısaca bahsedeyim... ...şimdi bildiğiniz üzere kanalımız... ...çok sağ olun sizlerin de destekleriyle... ...çok hızlı bir şekilde büyüdü... ...ve açıkçası... ...hani küçük bir kanal sahibi olan ben... ...bir anda... ...çok fazla dostumuza ulaşma imkanı buldum... ...tabii ki bu süreçte... ...bir takım yanlışlarım olabilir... ...bir takım amatörlüklerim olabilir... ...ne diyelim... ...yani ya bir takım aksilikler yaşayabiliriz... ...gerek çekim anlamında... ...işte gerek paylaşımlar anlamında... ...gerek hani... E, videolardaki konuşma tarzım olsun yani pek çok konuda e, bu konuda ben e, anlayışınıza sığınmak istiyorum Yani çünkü e, hep hani yorumlarda da birkaç yorumda yazmaya çalışmıştım Yani çok hızlı çünkü gerçekten büyüyünce yani bir anda böyle bir üstlikte top oynamaya başladık gibi oldu Geçiş sürecini e, ne kadar hızlı ve e, sağlıklı bir şekilde yapabileceğiz e, onu ben de bilmiyorum ama desteğiniz ve anlayışınız için de size tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah kısa zamanda daha güzel, daha keyifli videolar da paylaşacağız. Çok teşekkürler dostlar destekleriniz için. Bu Videomuzu bu şekilde toparlayalım. Yeni katılan dostlarımıza da tekrar selamlar, hoş geldiler. İnşallah önümüzdeki süreçte köyden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Takibiniz için de çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere dostlar. Herkes kendine iyi baksın, hoşçakalın.